Merhaba arkadaşlar. Şimdi tedarik nakliyesinde yeni bazı şeyler eklendim. Bunları göstermek istiyorum sizlere. Ve 85 seviye tedarik nakliyesini göstereceğim. Burada alev makinesi kullanacağım. Size de alev makinesini öneriyorum şiddetle. Hem sonrasında yaşanılacak olan o etkinlik için çok daha iyi oluyor. Tek tek KSG veya başka silahlarla öldürmenizde zorlanacaksınızdır elbet. Şu şekilde yanımda bir red hatım var. Bir daha alev makinem var. Girmeden önce antiseptik içeceğim. Pardon, içtim zaten. Şimdi şu şekilde sizin içmenizi öneriyorum. Normal bir şekilde buradaki gelen zombileri öldüreceğiz. Ekstra olarak ne gelmiş? Yukarıdan akbabalar geliyor kocaman kocaman. Akbabaları öldürmemiz lazım. Başka da bir şey gelmiyor. Sonuna doğru geldiğimizde bitirdikten sonra nakliyeyi bazı kişiler gelecek. Bazı zombiler geliyor. Arda arda geliyorlar. 10 step olarak geliyorlar böyle. O şekilde onları öldürmemiz gerekecek. Kuşları yakın mesafeden sıkmanız gerekiyor. Bazen zorlanıyor insan. Buradaki boss'umuz değişti. Bu şekilde ağaç geldim. Santopani boss'u geldim. Eskiden sonbahar ormanındaki boss vardı. Geliyor hemen pıt pıt. Ama şu anda bu geldi. Bu da yine çok zor ölmüyor. Asıl olay bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Şey yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, arkadan ödüllerinizi alıyorsunuz hemen. Şimdi göstereceğim sizlere. Sabah da yaptığım için biliyorum. İkinciye girişim. Günde iki kere yapabiliyorsunuz. Ama bunu da şöyle açıklayacağım size. Eğer buradan ödüllerinizi aldıysanız tekrardan yapmanıza gerek yok. Ben bunu mesela şu an size göstermek için yapıyorum. Ödüllerimi sabah almıştım ben. Buraya yardım da çağırabiliyorsunuz. 10 kişilik kamp içerisinde yardım da çağırabiliyorsunuz. Ama buna göre alacağınız ödüller değişebiliyor. Çünkü verdiğiniz hasara göre ödül alıyorsunuz. Günlük belirli bir limitiniz var tabii ki ödül için. İstediğiniz kadar girebiliyorsunuz sanırım yardıma. Yardıma girdikçe işte attığınız hasarlar ne kadarsa toplam olarak ödüllere ulaşmanızı sağlıyor. Şimdi saniyelerden sonra sağlı sollu her yerden zombiler gelecek. Şimdi zombileri bekleyeceğiz. İlk kişi yapabileceğimize inanıyorum. Yaparız da zaten.
Şimdi bu şekilde buradan mini bir boss'umuz geliyor. Ama etraftaki zombileri temizlememiz lazım ilk önce. Mini boss'tan ziyade. Onun attığı şeyle dikkat edelim. Hemen elime red atımı alacağım. Silah değişikliği yapacağım. Basit bir şekilde öldü. Tekrar alev makinesine dönüyorum. Çünkü etraftan zombiler gelmeye devam ediyor. Söylediğim gibi sağlı sollu bir şekilde geliyor böyle zombiler. Onları arabaya, tedarik arabasına vurmasını engellemeniz lazım. Zaten hasarınız da yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi. Ödül olarak ekstra size formül parçası veriyor. 4 tane formül parçası, 44.800 savaş puanı ve birazcık yetenek puanı ile dolar veriyor. 3K civarı sanırım yetenek puanı veriyor. 3K civarı da dolar veriyor bunu yaptığınızda. Ama günde bir kere alabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Tedarik nakliyesi ödülünüz değişmiyor ama yine her seferde olduğu gibi formül parçasını alabiliyorsunuz. Sadece bu söylediğim etkinlik için bir kere formül parçası alınıyor. Böyle zombi öldürmek için. Şimdi boss'umuz geliyor. Burada pompalı veya herhangi bir AR silahınızı kullanın. Alev makinesiyle çok zor ölmesi. Bu attığı iksirlerden kaçmaya çalışın. Çünkü çok sıkıntı onlar. Hareket etmenizi engelliyor. Şimdi yukarıya bir baloncuk çıkartacak. Onların hepsini vurmanız lazım ama çok zor yani iki kişi onları vurmak. Yakalandığınızda da hareket edemiyorsunuz. Evet, bu şekilde. Allah'tan drone'umu çıkartabiliyorum ama. Çünkü sağlığım düşüyor. Bu nereye gidersem bana atıyor bunu. Bu şekilde bitiriyorsunuz. Yanda gördüğünüz gibi bu ödülü çoktan aldınız diyor. Hasarınız yazıyor. Ona göre de ödülleri alıyorsunuz. Ödülleri de söyledim zaten size. Formül parçası, dolar ve yetenek puanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olur. Hoşça kalın.